Amerika Münbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürmüştür. Fırat'ın doğusunda bir terör örgütü eliyle Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimsenin de sınırlarımızın dibinde bize tehdit oluşturacak işler yapmasına izin vermeyiz. Zaten terör koridorunu şu anda dağıtmış vaziyetteyiz. Ama yeniden oluşumlar kesinlikle bizim açımızdan kabul edilemezdir. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir. Oralarda buna fırsat vermemiz mümkün değildir. DAEŞ'in bölgede yapılan operasyonlar için bir bahane olarak kullanıldığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala güya DAEŞ'i canlandırarak ülkemizi tehdit eden terör örgütüne verilen desteği meşrulaştırma gayretlerine dikkat ederseniz devam ediyor. Biz DAEŞ adına sahaya sürülen çapulcuların kim tarafından, nerede, nasıl korunduğunu, silahlandırıldığını, desteklendiğini de çok iyi biliyoruz. Bölgeye getirilen 19 bin tır ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, mühimmat, malzemenin DAEŞ'le alakasının bulunmadığını da çok iyi biliyoruz. Rejimle terör örgütü arasında Deyrizor'da yaşanan kavganın petrol sahalarını kontrol etme kavgasının olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Daha bildiğimiz pek çok şey var. Ama bir kez daha ifade ediyorum. Bizim kimseyle kavga etmek, hele hele fiili çatışmaya girmek gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Bizim tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi kaynağında ve kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Deşifre olmuş bir oyunu sürdürmeye çalışanlar sadece kendilerini komik duruma düşürürler. Müttefiklerimize, dostlarımıza, iş ortaklarımıza diyoruz ki gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Terör örgütüyle birlikte yürünen bir yolun sonu kimse için hayırlı bir yere çıkmaz. İşte bu terör örgütü PKK'dır. Onun yan kolları YPG ve öbür tarafta bildiğiniz gibi PYD, YPG'dir. Türkiye gibi bir ülkeyi eli kanlı, mazisi karanlık, mensupları şaibeli bir örgüte feda etmek akıl kârı değildir. Bu çağrımızın yavaş yavaş muhataplarımızda mâkes bulmaya başladığını görüyoruz. Bununla birlikte biz kendi harekat planlarımıza göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok yakında bu çalışmaların sahadaki yansımaları görülmeye başlanacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize ve milletimize yöneltilen son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Değerli arkadaşlar, 2 Ekim tarihinde İstanbul'da bizi gerçekten çok üzen, dehşete düşüren ve tedirgin eden vahşi bir cinayet işlendi. Ölen de, öldürenler de bizim vatandaşlarımız olmamakla birlikte hem olayın ülkemiz sınırları içinde gerçekleşmiş olması hem vicdani ve insani sorumluluklarımız bizi bu meseleyle yakından ilgilenmeye zorladı. Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk vatandaşı bir hanımefendiyle yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadı. Hadisenin yetkili makamlarımıza haber verilmesinin ardından yapılan araştırma ve soruşturmalar bizi Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Tabii bu arada Suudi yetkililerinden, oralardan da yapılan açıklamalar bizi ayrıca farklı bir endişeye sevk etti. O da neydi? Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi. Şimdi
Tabii bu açıklamalar çok komikti. Yani Cemal Kaşıkçı gibi bir insan konsolosluktan çıkacak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Ya bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyetiyle uyuşmaz. Devlet adamlığıyla uyuşmaz. Tabii bunlar bizim de mesuliyetimizi daha da artırdı. Tabii bu arada emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda mesele büyük ölçüde aydınlandı. Ve yine bakıyorsunuz ki Suudi önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. Diyoruz ki öldürüldü artık ayan beyan ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. Buradan çıktı diyorsunuz. Çıktıysa biz de diyoruz ki ispat. Bu da yok. Kaldı ki 15 artı 3. 18 kişi. En sonunda 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bunu tabii ben Hadimul Harameyn-i Şerifeyn'den bizzat öğrendim, dinledim. Tabii şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim? Bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Ve biz şu anda merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri, orijinallerini vermemek suretiyle zaten verdik, veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan'a da verdik. Ve onlar da bu bilgi belgeyi gördükleri zaman hepsi şaşırıyorlar. Kullandıkları ifadeler hele hele çok çok enteresan. Çünkü mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli. Ha şimdi buradan bir şey daha çıkıyor ortaya. Peki bu talimatı veren kim?